Hepimiz birbirimize muhtacız. Allah öyle buyuruyor ayet-i kerimede. Malca mevkice, kiminizi kiminizden üstün kıldık ki evet, kaynaşasınız diye. Allah bile soruyor, bunu görmüyor musunuz? Evet, görüyoruz ya Rabbi. Biri bir yönden daha öndedir. Öteki başka bir yönden öndedir. Hangisi hangi konuda öndeyse o onun için kazanma imkanıdır. O gücünü kullanıp onunla beraber kazanacak. Ya da o özelliğini, o güzelliğini kullanıp yardımcı olacak. Hepimiz birbirimize muhtacız ve hepimiz birbirimiz için kazanma imkanıyız. Allah bize hangi fıtrat itibariyle hangi özelliği vermişse onu kullanmamız gerekir. Zahiri olarak vermişse zahiri, manevi olarak vermişse manevi olarak kullanıp ebedi hayatımızı kazanmamız gerekir. Onun için hepimiz birbirimize muhtacız. Buna beraber biri birine yardım ederken aynı zamanda ona teşekkür borçludur. O yardım etmiş, aynı zamanda yardım ettiğine teşekkür borçludur. Çünkü onunla beraber Allah'ın sevgisini kazanmış, yakınlığını, rızasını kazanmış, ebedi hayatını kazanmış. Evet, zahiri olarak o yardım etmiş ama yardım edilen elbette ki teşekkür eder, edecek eğer şükreden bir kulsa. Ama yardım eden de aynı şekilde teşekkür edecek, kazandığını bilecek. Yoksa ona karşı eğer ben sana iyilik yaptım, ben sana şöyle güzellik yaptım deyip onunla övünürse ya da o iyiliği, o güzelliği onun başına kalkmış olursa. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Peşinden eza gelen bir iyilik, bir hayır, bir güzellik, o her neyse onun yapılmaması, yapılmasından daha iyidir. Eğer böyle yapacaksan bunu yapma dedi Allah. Eğer sonra ben sana iyilik yaptım, ben sana ikram ettim, o zaman bunu yapma. Güzel bir söz ondan daha iyidir. Güzel bir söz söyle. Onun için hepimiz birbirimize her yönüyle muhtaçız. Ebedi hayatımızı kazanmak için. Bunu Allah yapmıştır. En basitinden birbirimizin duasına muhtaçız. Bir tebessüme muhtaçız. Birbirimizin sevgisine muhtaçız. Dostluğuna, yakınlığına muhtaçız. Hep beraber bunu bilip inşallah kazanacağız. Selam olsun kardeşim.